Türkiye Rally Şampiyonası'nda 2011 sezonu Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Ege Rally'si ile başladı. Özellikle 2006 yılında Uluslararası Rally Şampiyonası'nda yeni bir çıkış yaptı Skoda. Özellikle 2010 yılında da 7 yarışta birincilik kazandı. Bunların 4'ünde ilk 3'de kürsüye çıktı. Geçen seneki 2010 yılındaki Skoda'ların bu başarısından sonra biz Türkiye'de de otomobil sporlarını biraz sevdirebilmek amacıyla böyle bir Ege Rally'si ile start verelim dedik. Rally'nin ilk günü olan cumartesi günü geçilen iki özel etapta en iyi zamanları yapan Skoda Fabia eski bin pilotu Burak Çukurova Ünal Tezel ikilisi ilk günü en yakın rakibi Serkan Yazıcı'nın yaklaşık 24 saniye önünde lider olarak tamamladı. Skoda Yüce Oto desteğiyle yarışan lider rally'nin ikinci günü geçilen 8 özel etapın 4'ünde daha en iyi zamanlara imza attı ve liderliğini koruyarak 2010 sezonunun şampiyonu Yağız Avcı'nın yaklaşık 37.9 saniye önünde yarışı tamamladı. Böylelikle geçtiğimiz yılki Ege Rally'sinde kazanan Çukurova aynı başarıyı tekrarlamış oldu. Sol 4.20 sağ 1.40 sol 2 çok geç iç 3-2'li ikincisi Oiç 20. Yarışın ilk günün sonunda sıralamada 7.liğe kadar düşen Castrol 4 Team Türkiye ekibinden Yağız Avcı Bahadır Gücenmez ikilisi güçlü rakipleri karşısında mücadeleyi bırakmayarak 2011 sezonunda genel klasman ikinciliğiyle başlamış oldu. Mitsubishi Evo 9'da yarışan Ercan Kazas ise S3 klasmanında birinci olurken genel klasmanda Çukurova'nın 2 dakika 8.6 saniye ardında 3. oldu. Birçok kişinin yol dışına çıkarak yarış dışı kaldığı ya da zaman kaybettiği rallyde Castrol 4 Team Türkiye takımından Emre Yurdakul 5. özel etapta takla atarak yarış dışı kaldı. Daha 5.5 artı sol 5'inde 20 sağlı sol 5. Favori isimlerden Serkan Yazıcı da 7. özel etapta yarış dışı kalarak İzmir'den puansız ayrıldı. Ege Rally'si iki çeker klasmanının birincisi genel klasmanda 4. olarak kendisine yer bulan Fatih Kara, Güray Karacar olurken Fiesta R2 ile yarışan Castrol 4 Team Türkiye'nin genç pilotları Murat Bostancı ve Orhan Avcıoğlu bazı daha güçlü 4 tekerlekten çekişli otomobilleri geride bırakarak 2. oldular. Parkurlarında ilk kez mücadele eden Subaru Impreza N16'sı ile Ünal Şambağar ve Emre Cantürk ekibi Ege Rally'sinde otomobillerine alışmaya çalışırken genel klasman 5.'si olarak sezona iyi bir başlangıç yapmış oldular. Yardımcı sürücüsü Onur Vatansever'le birlikte yarışı genel klasmanda 8. sırada tamamlayan Murat Bostancı Ege Rally'sinde genç sürücüler ve sınıf 6 birinciliğini elde etti. Ege Rally'sinin bayanlar klasmanını Simin Bıçakçıoğlu kazanırken Bonus Parkur Racing adına yarışan takımın bayan ekibi Burcu Burkut Erenkul, Ceren Ergun da Rally'nin bayanlar klasmanını 2. sırada tamamladı. Ege Rally'sinin en başarılı bayan yardımcı sürücüsü Ünal Şenbağ'la yarışan Emre Canlık oldu. Gençler Kupası'nı ise Castrol 4 Team Türkiye'nin genç pilotu Murat Bostancı elde etti. Ford Fiesta ile yarışan Bursalı rallyci Emre Zümrüt ilk ayakta yol dışına çıkarak zaman kaybetse de rally sonunda sınıf 8 lideri olmayı başardı. 2 günlük rallyde 132 kilometresi özel etap olan yaklaşık 425 kilometre uzunluğundaki asfalt parkuru geçerek finişe toplam 34 otomobil geldi. Sezonun açılış yarışı olarak 30 Nisan 1 Mayıs tarihleri arasında koşulan rally'nin galibi Bonus Parkur Racing takımı adına Skoda Fabia eski bin pilotu Burak Çukurova Ünal Tezel ikilisi oldu. Çukurova 10 özel etapın 6'sında en iyi zamanı kaydetti. Yarış çok sıkı.
stresli başladı bizim için. İlk iki etap best time'la başladık yarışa ve iyi bir fark yakaladık. Bugün de gün içinde bu farkı korumaya çalıştık. 10 etapın 6'sında best time yaptık. Yarışın sonunda da genel klasman birincisi olarak geldik. İnşallah bu başarımız önümüzdeki yarışlarda gene skorlarla devam eder. Zor bir sezon, çok kuvvetli rakiplerimiz var. İnşallah aynı başarıyı diğer yarışlarda da yakalarız. Herkese emeklerinden dolayı teşekkür ederiz. İkinci sırada Castrol 4 Team Türkiye pilotu Yağız Avcı, Bahadır Gücenmez yer alırken podyumun son basamağında yine Bonus Parkour Racing'den Ercan Kazaz, Serdar Kurbanzade vardı. Ege Rallisi 2011, şimdi ilk yarışı bizim için ikincilikle sonuçlandı. Aslında yarışa biraz kötü başladık çünkü yanlış bir lastik seçimi yaptık ve biraz kumar oldu açıkçası. Bu bize çok zaman kaybettirdi ilk iki etapta. Daha sonra bugün doğru lastikleri kullanmaya çalışarak kendimizi de otomobili daha iyi adapte ederek mümkün olduğunca zaman kazanmaya çalıştık. Zamanlarımız oldukça iyileşti. Otomobil içinde artık çok daha rahatsız ve yarışı ikinci olarak tamamladık. Castrol 4 Team Türkiye olarak iyi puanlar aldık. Bir otomobilimiz maalesef kaza yaptı ve o bizi biraz üzdü. Şu an için gayet iyi, memnunuz. İkincilik puanı ile başlamak sezona gayet mutlu edici. ...2011 Ege Rallisi beklediğimiz gibi çok çekişmeli başladı. İlk gün güzel başladık yarışa. Burak liderliği aldı Bonus Parkour Racing'den. Biz de üçüncülüğe yerleşmiştik 8 saniye arkasında diğer rakibimizin. Sonuçta tabii ikinci gün esas bütün olay ceylan edecekti ve beklediğimiz gibi de oldu. Biz önce bir lastik patlatarak geriye düştük. Dördüncülüğe indik ama mücadelemiz bitmedi orada. Çünkü yağmur sürprizi geldi. Yağmurla beraber iyi bir lastik seçimi yaparak yarışı üçüncü tamamladık. Bonus Parkour Racing olarak da hem birincilik hem üçüncülükte şu anda zannediyorum şampiyonada çok önemli bir adım attık. Katılımın ve çekişmenin yüksek olduğu rally bu sezon Türkiye Rally Şampiyonası'nın ne kadar zorlu geçeceğinin ilk sinyallerini verdi. Yerli Pilotlar Şampiyonası'nda Burak Çukurova 20 puanla liderliğe yerleşti. Onu 17 puanla Yağız Avcı, 15 puanla Ercan Kazaz izliyor. Takımlar Şampiyonası'nda ise 35 puanla Bonus Parkour Racing lider. İkinci sırada 34 puanla Castrol 4 Team Türkiye var. Toksport 21 puanla 3. sırada bulunuyor. Sezonun ikinci ayak mücadelesi 3-5 Haziran tarihlerinde Avrupa Rally Şampiyonası'nda bir ayağı olarak koşulacak olan Boğaziçi Rally'si olacak.